Merhaba arkadaşlar. 19. derste devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar burada ön muhasebe dersine girdik. Amacımız burada vebayı öğrenmek. Yani bu böyle bir program ihtiyacınız olmasa bile bu kodlar nasıl öğreniliyor? Bunu öğrenin diye böyle bir örnek yapıyoruz. Dersin başına ilk derse de söylediğim gibi kapsamlı fazla geniş tutmayacağız. Fazla geniş tuttuğumuz zaman da kontrolden çıkar. Bu sefer takibi zorlaşır. Yani bu tür böyle bir program, büyük programlar bir kişinin yapacağı programlar değil yani ya da çok çok zaman gerekiyor. Bir kişi yapabilir ama epey bir zaman gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar kanaldaki tüm derslere bakmanızı tavsiye ediyorum. Sadece ben bir muhasebeyle başladım böyle gideyim değil. Bu size pek fazla bir şey kazandırmaz. Tüm dersleri gözden geçirin. Orada neler var? Her şeyi öğrenmeye çalışın. Böyle bir giriş yaptıktan sonra şimdi başlıyoruz. En son ne yaptık arkadaşlar? Kasa işlemlerinden işte nakit tahsilat yaptık. Kimden tahsil ediyoruz? Buradan tahsil ediyoruz. Ne kadar? İşte 500 TL açıklamasını yazıp kaydediyorduk. Mesela burada bir hatamız var. Nedir hata? Para tutarı yazıp enter'a bastığım zaman iptale konumlanıyor arkadaşlar. Bakın iptale konumlandı. Onu düzelteceğiz. Onun dışında şey yapacağız arkadaşlar. Bankaya yatan ve bankadan çekilen yani banka işlemlerini yapacağız bu derste. En azından başlayacağız. Az önceki gözüme çarpan hatayı hemen gidermek istiyorum. Tahsilat ödemede şurada Enter'a basınca buraya geliyordu. Dolayısıyla bunu indeks sırası değiştirmem lazım. Kaydetin indeksi, tab indeksini 0 yapıyorum. İptalinde tab indeksini 1 yapıyorum ve bu sorunu çözmüş oldum. Şimdi dedim ya kasa banka yatan ve bankadan çekilen işlemlerini yapacağız. Onun için bir sayfa ekliyorum. Hemen sayfanın adı bankalar ve bir sayfa daha ekledim. Banka hareketleri. Hareketleri. Şimdi bankalar sayfasında bize ne lazım? Önce arkadaşlar normalde banka açılır. Her banka için birkaç hesap açılabilir. Biz bu şekilde yapmayacağız. Tek bir banka ve ya da bir bankayı bir iki defa tanıta hesap açabileceğiz. Şey diyelim banka ID diyoruz. Hesap adı. Banka adı. Bize bu lazım. Hesap adı. Hesap no. İstersek IBAN'da ekleriz ama gerek yok. Bir de ne diyelim? Banka ID, banka adı, hesap adı, hesap no ve bakiyesi. Hesap bakiyesi. Bunu da ekledik bu şekilde. Hesap adı da vadeli hesap, vadesiz hesap vesaire. Şimdi banka hareketlerine gelelim. Bir bankada nakit tahsilat ve nakit ödeme yapıldığı zaman ne gerekiyor? Öncelikle yine banka ID lazım. İşlem ID. Banka isterseniz en başına işlem ID koyalım. İşlem ID olsun. Banka ID, banka adı. Ondan sonra hesap adı. Hatta şunun önüne bir de tarih ekleyelim. Tarih. Yani işlemin yapıldığı tarih. Banka ID, banka adı, hesap adı. İşlem tutarı. İşlem tipi. Hatta onu da tarihin yanına ekleyelim şuraya. İşlem tipi. Yani nakit tahsilat mı yapıldı, nakit ödeme mi? Mesela buraya yazacağız nakit tahsilat vesaire. Hesap adı, işlem tutarı. Evet, bu başlıklar lazım. Şimdi ana sayfaya ayarlar sayfasına gidelim. Bizim ayarlar sayfamız neredeydi? Şurada bunu biraz başa çekeyim. Ayarlar sayfasına şuraya nakit pardon. Banka ID lazım bize. Nakit tahsilat ID. Pardon, nakit tahsilat diyorum. Bankaya yatan
bankadan çekilen. Bu ID'ler lazım arkadaşlar bize. Kasa bakiyesi nedir burada ya? Kasa bakiyesi. Bunu niye buraya almışız? Neyse orada kalsın. Şimdi gelelim şuraya. Şuraya banka işlem tipi diyelim. Bankaya yatan bu da combo box açılan kutu için buradan alacağız. Bankadan pardon onu kasadan alacağımız için bunu siliyorum. Şuraya yazacağım. Bankaya yatan çekilir. Evet. Tüm ayarlarımızı yaptık. Sayfalarımızı hazırladık. İsterseniz en son burayı yaptığımız için renkleri belli olsun diye sarı yapalım bunları. Uf, gizle dedim ya. Şöyle sarı yap. Tamam. Bu iki sayfayı halledeceğiz şimdi. Hemen geliyorum tasarım olayına. Hemen yeni bir form ekliyorum arkadaşlar. Banka listesi lazım bize. Bankalarımızın olduğu bir sayfa lazım. Buraya bankalar diyorum. Ve buraya da FRM banka listesi dedim. Şimdi şuradan bir kopya alalım. Fatura listesine gelelim. Şu başlığı buradan kopyalayalım arkadaşlar. Şimdi tek tek alsam daha iyi çünkü beraber seçtiğimde bazen hata veriyor. Bunu şuraya getirdim. Fatura listesi yerine banka hesapları diyelim. Banka listesi diyelim. Boş ver. Banka listesi dedim. Buranın rengini biraz farklı renk olsun. Hani farklı bir ortama gittiğimizde belli olsun. Hep aynı renk verdiğimiz zaman kullanıcı dikkati dağılabilir. Aslında şu sayfayı getirseydik daha iyiydi. Bence de böyle yapalım. Şunun hepsini bir seçeyim arkadaş. Hata verecek mi? İnşallah hata vermez. Ctrl C dedim. Burayı sileyim tekrar. Bir daha Ctrl V diyorum. O hiçbir hata vermedi. Çok güzel. Şuraya yerleştirdim. Benim Excel'de de bir problem var bu aralar. Bazen Excel'imi onarmam lazım. Tamam. Şu cari listesi yerine banka listesi diyorum. Ondan sonra şu eklenin üzerine gelip şurada tool kontrol tip tekste cari ekle yazıyor. Buraya banka ekle diyorum. Geri kalanı zaten güncelledir. Güncelle, sil, kapat. Cari sayısı yazıyor. Şu cari sayısı yerine banka sayısı diyelim. Şunu cari unvana göre bu aramaları sonra düzeltiriz. Tamam. Şimdi şuranın ismi de LST carilerdir arkadaşlar. LST bankalar diyorum. Tamam. Şimdi kafanızın karışmasından korkmasam daha pratik bir yol deneyeceğim ama kafanız karışabilir diye o pratik yola başvurmayacağım bu derste. İleride pratik yola geçeceğim arkadaşlar. Banka listemiz hazır. Şimdi banka tanımladığımız bir forma ihtiyacımız var. Bankaları tanımlayacağımız bir forma ihtiyacımız var. Yine yeni bir form açıyorum. Ve buraya da FRM yeni ya da banka yazayım. Banka yeni diyorum. Yani bunu bu şekilde yazmamın amacı banka ve banka listesi alt alta gelsin diye. Ararken bulup aramayayım diye. Banka yeni. Yani yeni banka açmak için bu formu kullanacağız. Caption'a da yeni banka formu. Açma formu. Ya da yeni banka kayıt formu diyelim. Bunu da açtık. Şimdi bunu da cari tanımlama sayfasından yararlanabilirim. Bunu kopyalıyorum. Ctrl A, Ctrl C yaptım. Buraya Ctrl V ile yapıştırdım. Buraya cari bilgileri yerine şu caption'ına banka bilgileri diyorum.
bilgileri dedim. Pardon arkadaşlar. Ondan sonra şurada cari ID yazan yere banka ID diyeceğim. Cari adı yerine banka adı. Vergi dairesi yerine hesap tipi diyeyim. Hesap tipi. Tabii hesap tipi dediğim için bunu değiştirmem lazım. Tabii dikkat ederseniz şu sildikten sonra şurada bir combo box alacağım. Şöyle. Evet. Şuna da hesap mı diyorum. Şuraya ne diyebilirim başka? Bu gereksiz. Telefonu olabilir. Bankanın telefonu olabilir. Bu da kalsın. Telefon da kalsın. Da telefonu hiç katmayalım işin içine. Yeterli. O kadar yeter arkadaşlar. Fazla dedik ya uzatmayacağız. Hatta şu iki butonu da buraya alayım. Tamam. Şöyle. Bunu aşağı indireyim. Hepsi aşağıda. Bu da aşağıda olsun bunlarda. Formda da güzel gözüküyor. Banka bilgilerini, banka tanıtım. Hemen bunlara isim verelim. TX'de ID güzel. Banka adı yerine TX'de banka adı diyorum. Hesap tipi. Buna combo box CB hesap tipi diyorum. Şu hesap buna da TX'de şuna TX'de hesap no. IBAN da yazabilirdik aslında. Hesap no yeterli. Tamam, şimdi gelen banka listesine. Banka listesine şurada yeniye bastığımız zaman ne diyeceğiz? KRM banka yeni nokta show diyeceğiz. Peki. Ana forma geliyorum. Şu banka yerine şuraya bankalar diyorum. Banka işlemleri diyorum. Bankalar diyorum. Şu bankaların içine çift tıklıyorum. Ve ne yazıyorum arkadaşlar? Şimdi diğerler, şu butonu bir alayım. Mesela ne demişim? Menü kasa gizle. Ondan sonra aç. Tamam. Şu menünün ismi ne? M banka. Hemen şuranın içine girip M banka nokta visible eşittir false FRM banka listesi nokta show. Tamam. Şimdi ana sayfadan bir çalıştırdım. Bankalar dedim ve banka listesi geldi. Burada yeniye bastım. Banka, yeni banka tanımlama formumuz geldi. Bu derste bunu yapacağız. Ondan sonra bir sonraki derste de kasa işlemlerine gelip şurada bankaya yatan bankadan çekilen. Bak şu ikisi yeni eklendi. Niye eklendi arkadaşlar? Ayarlar sayfasına eklediğim için. Ayarlar sayfasına banka yatan bankadan çekilen eklediğim için o komboya gitti. Şimdi geliyorum banka listesine. Hatta cari listesine geleyim. Cari listesinin içine çift tıklayıp giriyorum. Şurada şey yapıyorum arkadaşlar. Listele. Normal listeleye gel. Şurada carileri listele burada arkadaşlar. Hepsini kopyalıyorum. Geliyorum banka listesinin içine girip şuraya çift tıkladım ve initialize kısmına Ctrl V ile yapıştırdım. Şimdi dim sayfa az worksheet SS sayfa satır sayısı, sayfa, sheet, cariler. Buraya da bankalar diyorum. Sorgu sayfasına başlıkları yaz. Şimdi bize lazım değil. LST cariler yerine LST bankalar diyorum. Kolon sayısı 10. Bakalım sayfada kaç kolon olması lazım bankada? 1, 2, 3, 4, 5. Kolon sayısı 5 diyeceğiz. Ondan sonra yine buraya LST bankalar. Kolon genişliği. ID gizliyoruz. Şöyle biraz aşağı indireyim. Bize ne lazım? Şöyle görelim. Şurayı da küçülteyim. Bize ne lazım arkadaşlar? Banka adı lazım. Banka adı 250 olsun. Hesap adı 180 olsun. Hesap no 120 olsun.
Bakiyesi de 100 olsun arkadaşlar. Ve şunları, geri kalanları siliyorum. Tamam. Sonra sayfadaki A'nın sonuna git. Dolu satır sayısını bul. Sayfa birden büyük ise LST bankalar row search cariler sayfasındaki, cariler değil, bankalar sayfasındaki A2'den, bakın şu yukarıda gözüküyor, E'deki satır sayısına kadar getir. Eğer sayfada hiç kayıt yok ise bankalar sayfasındaki A2'den E2'ye kadar listele dedik. Sayfayı temizle dedik. Cari sayısını göster. Cari sayısını göster demişiz buraya. Burada banka sayısını göster diyelim. Hemen bir prosedür açmamız lazım. Şuraya SAP banka sayısını göster. LBL. Aslında bunu da hiç yazmaya gerek yok. Şuna da gerek yok. Direkt LBL cari sayısı demişiz ya şunlara, şuna. Şunun ismi LBL cari sayısı olduğu için bunu cari yerine banka diyorum. Ve tekrar içeriye girdim. LBL banka sayısı nokta caption eşittir SS'dir arkadaşlar. SS'de ne varsa sayı o. Bir çalıştıralım. Burada yine LST cariler kalmış. Bunu da LST bankalar. Bence şöyle çalıştırdığımız zaman bakın banka sayısı 1 yazıyor. O yüzden eksi 1 diyeceğiz arkadaşlar buraya. Neden eksi 1 diyorum? Çünkü SS 1'den başlıyor. Dolayısıyla eksi 1 dedim. Yani şu anda banka sayısı 0 gözükecek. Evet şu anda burada hiçbir tanımlı banka yok. Banka adımız, hesap numaramız, bakiyemiz burada. Şimdi bu çarpıyı da gizleyelim. Bir önceki derste bunu anlatmış mıydım? Da sonra anlatırız. Hemen şunun şeye giriyoruz. Query close'a giriyoruz. If close mode eşit değil 1 ise cancel eşittir 1. Arkadaşlar bir önceki derste formdaki işte bu çarpı gizlemeyi de göstermiştim. İstersek yapabiliriz. Bence öyle kalsın. Şimdi kapatın içine girip unload me dedim. Şimdi bana yeni bir banka tanımlamak için ne yapacağım? Şu yeni'nin içine giriyorum. Öncelikle banka yeni'nin içerisine bir şey atmam lazım arkadaşlar. Bir değişken tanımlıyorum. Public dedim. İşlem. Bundan sonra hep işlem diyelim. Public işlem as string. Bir de arkadaşlar bir önceki geçmiş derslerde Ahmet diye bir değişken tanımlamıştık ama hatırlıyorsanız keşke onu da değiştirseydik ama mesela biz burada Ahmet tanımladık. O da hani işi anlayasınız diye Ahmet dedim. Bence hepimiz şöyle yapalım. Şu Ahmet'i Ctrl C ile kopyalayalım. Sonra Ctrl H ile değiştiriyi açalım. Ahmet gördüğün yere işlem yap diyelim. Ve arkadaşlar aşağıda current project diyelim. Yani projenin içinde geçen her yerdeki Ahmet'i değiştir diyelim. Şu kutuyu işaretleyin. Replace all'a tıklayın. Bakın toplam 11 yerde Ahmet buldu. Tamam dedim. Bütün artık Ahmet'lerden kurtulduk. Bundan sonra hep Ahmet yerine işlem kullanacağız arkadaşlar. Şimdi banka listesinde yine buranın içine girdiğim zaman hemen şunu yazıyorum. FRM banka yeni nokta işlem eşittir YB diyelim. Yeni banka. YB. İstediğiniz yazabilirsiniz yani. Sorun değil. Sadece orada YB yaptığımızı söylüyoruz. Şimdi yeni banka kayıt işlemlerini biz zaten carilerde yapmışız arkadaşlar. Bir daha baştan sona kadar kod yazmamıza bence gerek yok. Şimdi de dışarı çıkarmak istiyorum şu ikisini de. Biz şöyle yapalım bence. Carilerdeki kodları kopyalayalım. Bankanın içine yapıştıralım. Yeni banka.
Orada sadece değişiklik yapalım. Şimdi şuranın içine girdim, kaydetin içine. Ya da istiyorsanız kafanız karışmayacaksa ben tüm kodları kopyalamak istiyorum. Bakın Ctrl A, Ctrl C. Tümünü kopyaladım. Geldim yeni bankanın içine girip içine girdim. Buradaki her şeyi siliyorum. Direkt Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şimdi en üstten aşağı doğru değişiklik yapmaya başlıyorum. Şimdi burada unload me iptalın kodudur. Öyle dursun. Kaydetin için bakın BTN kaydet klik. Yani kaydet dediğimiz zaman ne yapacak? Şu anda bankanın içindeyiz. Biz carinin içindeki yani buradaki kodları kopyaladık. Banka yeninin içine yapıştırdık. Şimdi en üstten aşağı doğru düzeltirsek her şeyi tamamlamış olacağız. Dim x as long dim a worksheet c worksheet set sheet ayarlar a ayarları temsil ediyor c cariler. C bu sefer bankaları temsil ediyor diyoruz. Buraya kadar bakın hiçbir hata olmadan geldik. Sor dedik. Tx'de cari boş ise bilgiler eksik. Biz de burada Tx'de banka adı boş ise bilgiler eksik diyeceğiz. Geldik aşağıya. İşlem 1 ise biz burada işlemi 1 olarak girmişiz. Yani yeni kayıtta 1 bir de en üstte işlemi byte olarak tanımlamışız. Yani az önce ben string tanımladım arkadaşlar. Sildim gerçi. Carilerde işlem tipini byte yapmışız. O zaman biz de öyle yapalım. Şu banka listesinde yeni dediğim zaman işlem eşittir 1 diyeceğim. 1 demek yani yeni kayıt açmak için. 2 de güncelleme içindir. Tamam onu da düzelttikten sonra banka yeninin içine girdim ve şu yukarıdan aşağı doğru devam ediyorum. En son geldik şuraya. İşlem 1 ise yani yeni kayıt ise cari kaydedilsin mi? Cari yerine banka kaydedilsin mi? Kaydet. A neydi arkadaşlar burada? A ayarlardır. Güzel. A'daki B2'nin değerini artır. Peki biz burada A'daki neyin değerini artırıyoruz bu sefer? Şunun değerini artırıyoruz. Yani B10'un değerini artırıyoruz. Ben ne yapıyorum? Şuraya B10 diyorum. B10'un değerini 1 arttır. Cari ID 1 arttırdık. Yani banka ID 1 arttırdık. Tamam. Sonra C sayfasına git. Keşke bunun tipini, bunun ismini B yapsak daha iyi olmaz mı arkadaşlar? B banka olsun. Hani cariler için C demiştik ya. Buna ben B diyorum. Şuna da B diyorum. Geliyorum. O zaman şu A gördüğüm yere B yazıyorum. Pardon bu ayardır zaten. Pardon. Şurada. C gördüğüm yere B diyorum. B yani banka. Bankadaki ikinci satıra bir satır ekle. Şurada banka adı bu açıklamadır. Ondan sonra yine banka sayfasındaki yine banka sayfası banka yapıyorum. Değiştirmeyebilirdim ama yine de daha iyi olur böyle. Nereye kadar arttırıyoruz arkadaşlar? Hemen bankalar sayfasına geleyim. E'ye kadar dikkat ederseniz. Biz de buradan E'ye kadar alacağız. Yani bu geri kalanı bize lazım değil. Hemen şuradakileri değiştiriyoruz. Buraya TX'de ne diyoruz? TX'de banka adı. C2'de ne var? Bakın şöyle bankamıza bakalım. Hesap adı. Şuraya combo box hesap tipi nokta value. Tamam. Ondan sonra altında ne var? TX'de hesap no. Ondan sonra TX'de bakiye. Bakiye mi demiştik ondan sonra? Bir dakika bakalım banka yenide ne var ondan sonra? Hesap mı? Tamam bitti. Bakiyeyi sonradan şey yapıyoruz. Doğru. Demek ki nereye geldik en son? Şuraya. Şu E yok arka. D'ye kadar. O kadar. Sonra FRM mesaja cari kaydedildi yazıyoruz. Buraya banka kaydedildi. FRM cariler listele sayfasında carileri listele diye bir prosedür çalıştır diyor. Biz burada diyoruz ki FRM banka listesindeki bankaları listele. Bankaları listele. Tabii böyle bir prosedürümüz henüz yok. Onun için bunun başına bir açıklama şey ekliyoruz. Burasını devreye koyma. Biraz sonra biz banka listesinde bunu halledeceğiz. Ha bir dakika var zaten bankaları listele yaptık az önce.
Ne demişiz isim olarak? İnşirayizin içine yazmıştık ya. Ben o zaman bunu ne yapıyorum? Şunu kesiyorum buradan. Şuraya bankaları listele diyorum. Aşağıya geliyorum. Sub bankaları listele diye prosedüre dönüştürüyorum. Şimdi oradan çağırabilirim artık arkadaşlar. Az önce açıklama haline getirdiğimiz, dikkate alma dediğimiz satırı dikkate alabilirsin artık diyebiliriz. Şurada noktaya basacağım şimdi. Nokta, bakın bankaları listele var artık. Sonra formu kapat, mesajı göster. Exit sağ. Eğer işlem 2 ise, yani güncelleme ise, yine buraya banka güncellensin mi? Güncelle. Yine burada C demiştik hatırlıyorsanız. Buna ne diyoruz? B diyoruz. B'deki A'nın X'inin değeri boşsa çık. Eğer B'deki A'nın X'i ID'ye eşit ise, değil mi? B'nin A'nın X'i nedir? Evet, gördüğünüz gibi A'nın X'i banka ID'dir. TX'de ID'ye eşit ise şu C'leri ne yapıyoruz? B yapıyoruz şimdi. Banka sayfasındaki A, B'yi buraya ekle. Eşit de B de tam. Şu ikisi yok. Ve şurası neydi? TX'de banka adı. Şurası combo box hesap tipi. Şurası da TX'de hesap. Evet. Cari güncellendiği yerine ne diyeceğiz buraya? Banka güncellendiği. Yine şu FRM cari listesi yerine ne diyeceğiz? FRM banka listesi nokta bankaları listele diyeceğiz. Şurasına gerek yok. Formu güncelle. Formu kapat ve mesajı göster. Geldik aşağıya. İşte telefon numerik değilse şöyle yap demişiz. Buna ihtiyacımız yok. Burada telefon yok. Ha, bunu da şöyle yapabiliriz. Şu vergi no yine change'ine bunu silelim. Şuna da ihtiyacımız yok. Initialize kısmında da ilk form ilk açıldığı zaman ayarlardaki B2 yerine B10 diyeceğiz arkadaşlar. B10 neydi? B10 ayarlardaki B10 nedir? Banka ID. Banka ID 1 artır demişiz ilk form açıldığı zaman. Sonra TX'de cari adına fokuslan. TX'de banka adına fokuslan dedik. Bir de hesap no arkadaşlar. Maksimum uzunluğu 11 demişiz. Bunu bilmiyoruz kaç olduğunu. Bunu sınırsız yapalım şimdilik. Banka hesap numarası kaç karakterden oluşuyor bilmediğimiz ya da bilelim 11 olduğunu farz edelim. Buraya 11 diyelim. Ve buraya ABC girilmesini istiyoruz. Buraya çift tıklıyorum. Diyorum ki eğer not is numeric ise TX'de hesap no nokta value ne olsun den diyeceğiz. TX'de hesap no'nu nokta value'sünü değerini boşalt. TX'de hesap no'ya fokuslan. Fokus, set fokus. Tamam. Bir de şey yapacağız arkadaşlar. Şu style. Bak bunu ben combo box'ını çizdiğim için ilk style'i normaldir. Siz bunun style'ini drop down list yapacaksınız ki burada değişiklik yapılmasın. Mutlaka bunu yapmanız lazım. Evet, buraya kadar tamam bitti. Şimdi her şey çalışır durumda. İsterseniz denemesini yapalım. Umarım kafanız karışmadı. Hemen geliyorum. Bankalara geldim. Yeni dedim. Banka adı mesela Akbank diyorum. Hesap hemen fokuslan ve sonra şeyi değiştirelim. Ha, buraya bakın gelmedi. Banka tipi şeyi gelmedi. Onu unuttuk. Hemen düzeltelim ve devam edelim. Banka yeniye geldim. Şunun initialize kısmına diyeceğiz ki combo box hesap tipi nokta row search eşittir A'nın tırnak içinde ayarlar sayfasındaki ünlem nereden nereye kadar şöyle ayarlarla şuraya banka hesap tipi diyeceğiz unuttuk burayı. Banka hesap tipi. Vadesiz hesap. Vadeli hesap. Çek hesabı. Başka neyse şu bunlar lazım. Bir de geliyorum şuraya arkadaşlar.
Bir değişken daha tanımlıyorum. Yani öbür gün şu çek hesabının altına başka şeyler de eklenebilir ve onlar da çıksın diyen sayısını bilmiyoruz. Yani buraya kadar mı gelecek, şuraya kadar mı dolacak bilmediğimiz için buraya bir döngüyle buranın sayısını yani şeyle alacağız. Hemen yazıyorum. Dim x as integer diyorum. X eşittir. Onu x'i şurada tanımlayayım. X eşittir a nokta range a sütunundaki oraya ancak 100 tane 100 tane de olmaz. Kaç tane? 30 tane 20 tane fazla yazın her zaman. Nokta end xlab nokta row diyoruz. Oradaki satır sayısını öğrendik. Ayarlardaki row search diyoruz. Nereye yazmışız arkadaşlar? Yani burada a dedim. Bunu da yanlış yaptım tabii. G diyecektim. Şuraya G diyeceğim arkadaşlar. Şuraya da G'nin ikisinden iki nokta üst üste G'nin ve X'ine kadar diyeceğiz. Oraya al dedik. Şimdi bakalım bir daha çalıştıralım. Ha bir de tab indeksini de ayarlayalım son olarak. Banka yeniye geldim. Şunun enable'ı false olması lazım ya da look true olacak. Doğru. True'dur zaten. Şunun tab indeksi 0 diyeceğiz. Tab indeks 0. Şunun tab indeksi 1. Şu anda 7 gözüküyor. 1 yapıyorum. 1. Şurası da 2. Şu kaydettin. Tab indeksi 0. Şununki 1 diyeceğiz. İşlem 2 ise arkadaşlar yani güncellemede işlem 2 ise bir şey daha yapmış olmamız lazım. Eğer işlem 2 ise şu butonun adını değiştirmemiz lazım. Burası eksik. Eğer işlem 2 ise şuraya alta yazacağız ki onu ayrı zaman başka bir yerde diyeceğiz. Şimdilik değil, pardon, kaydette değil. Onu şurada yapacağız. Güncelle dediğimiz zaman o butonun adını değiştireceğiz. Şimdilik böyle. Banka listesine geldim ve yeniye bastım. Banka adı Akbank. Hesap tipi vadesiz hesap. Hesap numarası şöyle numara yazdım ve geldim kaydet dedim. Burada bir hata verdi. Ha, C demiştik hatırlıyorsa biz C'yi B dem yaptığımız için hata verdi. Bunu B yaptım. Küçük harfle B. Tekrar çalışmaya devam ediyorum. Banka kaydedilsin mi? Evet dedim. Gördüğünüz gibi bankamız kaydedildi ve banka burada. Yeni bir banka tanımlıyorum. İş Bankası. Hesap tipi vadeli hesap. Hesap numarası şu. Ondan sonra kaydet diyorum. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi İş Bankası da eklendi. Bakiyeler şu anda boş. Kapattığımızda çalışıyor. Güncellememiz çalışmıyor arkadaşlar. Hemen güncelleyi de yapalım. Zaten hazırlamışız. Bakın güncellemeyi nasıl yapıyorum. Geliyorum şuradaki cari listesine geldim. Şu güncellenin içine girdim. Sadece şunu kopyalıyorum. Hatta şu carileri aktarı da alayım. Şuraya kadar. Bakın şöyle. Ya da şunu önce bir alayım. Kafamız karışmasın. Kopyaladım. Banka listesinin güncellesinin içine girdim. Ctrl V ile yapıştırdım. Tekrar banka listesine gittim. Günceledeki şunu da aldım. Carileri aktarı da aldım. Banka listesinin içine girip şöyle şuraya yapıştır. Şu FRM yanlış yere bir daha bir saniye. SAP banka ya da verileri aktar diyeyim. Sadece verileri aktar dedim. Şuraya yapıştırdım. Tamam şu güncellenin içine giriyorum şu anda. Güncellenin içinde ne demişiz arkadaşlar? LST cariler diyor ya. Buna LST bankalar dedim. Tamam. Eğer sıfır ise veya LST bankalar list indeksi sıfır ise exit sum. FRM cariler de işlemi 2 yaptırıyor. Burada FRM banka yenideki işlemi 2 yaptım. Sonra FRM banka yenideki BTN kaydettim. Caption'ı güncelle olarak ayarladım. Şuraya da verileri aktar diyorum. Tamam. Ve FRM banka yeni nokta show dedim.
Tamam. Şimdi sadece şurayı düzeltirsem, şuraya white, hatırlıyorsanız bunun niçin kullandığımızı da bir önceki derslerde söylemiştim. DRM banka yeni diyorum. Ve geldim buraya. ID LST bankalar list index sıfırdan al. TX'de banka adını LST bankalardaki indeks birden al. Combo box hesap tipini LST bankalardan ikiden al dedik. Son olarak TX'de hesap no'yu da LST bankalardan 3'ten al dedik. Geri kalan 2 tanesi fazla. O kadar. Şimdi çalıştıralım bakalım. Bir eksik kaldı mı? Banka işlemlerine geldim. Şu banka hesabını seçtim. Akbank'ı güncele dedim. Bankaları listele. Bak şuradakini yanlış yazmışız arkadaşlar. LST bankalar olacak. Tamam. Şimdi tekrar çalışmaya devam ediyorum. Burada da aynı. Şurada da LST carileri LST bankalar olarak değiştirmem lazım. Yine hızlı anlattığım için gözden kaçtı. Şöyle yapıştırdım hepsini. Çalışmaya devam edelim. Bir hata verdi şurada. Hesap tipini LST bankalar LST banka list index 2'den al. Kaçtan alacak? 0 ID'dir. 1 hesap adı 2 hesap no 3 bir saniye niye bir hata verdi arkadaşlar, bir daha çalıştırayım. Şunu seçtim, güncelle dedim. Hesap tipinde sıkıntı var gözüküyor. Bir durdurayım. Sorunu bir çözeyim arkadaşlar. Sonra devam edeyim. Arkadaşlar hatayı anladım da. Şimdi dikkat ederseniz biz kaydederken büyük harfe çeviriyoruz. Şurada case yazıyor ya arkadaşlar. Büyük harfe çeviriyoruz. Şimdi burada şurada güncellerken ise şunu aldığı zaman, bak şöyle çalıştırayım tekrar. Ne demek istediğimi anlarsınız. Mesela şunu güncelle diyorum. Akbank'ı aldı. Bakın Akbank'ı buraya getirdi. Ama şurada biz vadesiz hesap, vadeli hesap, çek hesabı diye küçük harfle yazdığımız için ve bu şu ekranda gördüğün şu vadesiz hesaba uymadığı için şuradakiler çağıramadı. Hata verdi. O zaman çare şu. Biz ne yapalım? Ya ayarlardaki şu şekli değiştireceğiz. Bence de burayı değiştirelim. Vadesiz hesap, vadeli hesap ya da boş verin. Biz şey yapalım. Şu ülkeyi kaldıralım arkadaşlar. Kaydederken büyük harfe çevirmesin. Şu kaydederken büyük harfe çevirmesin. Olduğu gibi kaydetsin. O zaman hiçbir sıkıntımız olmaz. Şimdi güncellenin içine girdim. Şu açıklama haline getirdiklerimi kaldırdım. Şimdi çalıştıracağım ve sorun çözülmüş olduğunu göreceksiniz inşallah. Test etmedim gerçekten. Bankalara geldim. Şunu seçtim. Güncelle dedim. Yine hata verdik orada. Tamam. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Biz kaydederken hani bu şekilde kaydetmişiz ya arkadaşlar. Bunları da düzeltmemiz lazım. Vadeli hesap. Şeyde gözüktüğü gibi yapmamız lazım. Vadeli hesap. Şurası da vadesiz hesap. Odaki şekliyle burayı da düzeltmem gerekiyordu. İlk kaydı biz büyük kaydettirdiğimiz için. Şimdi seçip güncelle diyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Mesela ben bunu çek hesabı yapıyorum. Güncelle diyorum. Evet diyorum. Gördüğünüz gibi çek hesabına dönüştü. Tekrar güncelle diyorum. Burayı da bu güncellemeyi de şöyle yapacağım arkadaşlar. Banka listesinde güncelleye bastığımız zaman böyle bir kaydete gideyim tekrar. Kaydette şu güncellerken de büyük harfle güncellettiriyoruz. Onu da düzeltelim. Şu case'e gerek yok. Tamam. Şimdi hiçbir sıkıntımız kalmadı. Bu derste arkadaşlar
Kasada şuraya banka yatan bankadan çekileni ekledik ama işlem yapmadık. Bankalar dedik, şöyle bir tasarım yaptık. Yeni banka ekleyebiliyoruz. Bankamızı güncelleyebiliyoruz. Bakın hiçbir şey seçiliyor olmadığı zaman iş yapmıyor ama birini seçip güncellediğimiz zaman güncelle diyoruz. Ve güncelliyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Silme yapmadık, kapatı yaptık. Bir silmeyi de yapalım çok hızlı bir şekilde. Cari listesinde silmemiz var mı? Var. Bu silin içine girdim. Buradakilerin hepsini kopyaladım arkadaşlar. Geldim banka listesine. Şu silin içine girdim. Ctrl V ile yapıştırdım. Gerekli değişiklikleri yapacağım şimdi. LST cariler yerine LST bankalar diyeceğim. Yine buraya LST bankalar diyorum. Şuraya cari silinecek emin misiniz? Yani banka silinecek emin misiniz? Silinecek cari diye bir değişken tanımlamışız. Buraya silinecek banka diyelim. Ya. Şuraya da silinecek banka dedik. LST cariler yerine LST bankalar diyoruz. Şuraya yine LST bankalar. Sheet cariler sayfası değil. Bankalar sayfasına git. Silinecek cari yerine silinecek bankayı bul ve sil dedik. Mesaja cari silindi yerine banka silindi. Carileri listelerine mi nokta bankaları listele diyeceğiz. Bitti. Kaydete bastım. Burayı kapattım. Programı açtım. Banka işlemleri şunu seçtim. Sil dedim. Banka silinecektir. Emin misiniz? Evet. Banka silindi. Gördüğünüz gibi yeni banka diyelim. Garanti Bankası vadesiz hesap. Hesap numarası şu. Kaydet dedim. Evet dedim. Gördüğünüz gibi bankamızı ekliyoruz. Garanti Bankası'nı güncelliyoruz. Siliyoruz. Kapatıyoruz. Hepsi tamamdır. Bu dersimiz de bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.